Değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin malumu olduğu üzere 5 Kasım itibariyle aday adaylık süreci başladı. 12 Kasım'a kadar belediye başkanlığı aday adaylığı devam etmekte. Yine 3 Aralık'a kadar da belediye meclis üyeliği aday adaylıkları müracaatı devam edecek. Bugün itibariyle ilk müracaatı yapan Hasan Demirci kardeşimize hem ilçemiz için, hem ülkemiz için, hem Ankara'mız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yalnız yine her seçimde olduğu gibi bu bizi sevindiriyor tabii. AK Parti'mize teveccüh, aday adaylığı teveccühü çok fazla ve tabii ilk müracaat eden arkadaşımız Hasan kardeşimiz ama bundan sonraki süreçte de müracaat eden arkadaşlarımız olacak. Yoğun bir kalabalıkla geldi kardeşimiz. Benim sizlerden istirhamım, kardeşimden istirhamım. Bu yarışta bir kazanan olacak, kaybeden olmayacak. Bu adayları müracaatı yapan bütün arkadaşlarımız AK Parti diğer partilerden farklı bir partidir arkadaşlar. Hizmet aşkıyla müracaat ediyorlar, hizmet etmek için müracaat ediyorlar. Bu sürecin sonunda bir kişi aday olacak. Diğer artık kaç tane aday adayımız olursa diğerleri de yine aynı hizmet aşkıyla, aynı şevkle devam etmelerini temenni ediyorum. Buraya da bir alkış. Ve tabii burada kazananın AK Parti olması lazım. Burada Süleyman Acar olabilir, Hasan kardeşimiz olabilir veya diğer adaylar olabilir. Mevcut belediye başkanımız devam edebilir. Aynı desteklerinizi, aynı şevkle, aynı zevkle devam ettirmenizi istiyorum. Tekrar buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem ilçemiz için hem ülkemiz için hayırlı uğurlu olur. Bir tane çıkıyor ama belediye başkan adayı bir tane çıkacak. Aynı desteklerinizi, aynı gayretlerinizi bekliyorum. Hasan kardeşimin de dediği gibi. Burada isim önemli değil. Süleyman olabilir, başta da söyledim. Hasan olabilir, Mehmet olabilir, Hüseyin olabilir. Burada öncelikli olan dava değerli kardeşlerim. Eğer davaysa bu davada kim olursa o isim. Burada mesela AK Parti bayrağını tekrar Kızılcahamam'da göndere dikmek. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız tekrar bir 5 sene aradan sonra Kızılcahamam'a gelmeye başladı. 2017'nin son 2018'in 10. ayında 2 Ekim'den itibaren tekrar bundan sonra da Allah'ın izniyle her sene 4-5 sefer gelecek. Mesele burada AK Parti meselesi. Kızılcahamam oy potansiyeli veya kendisi küçük olabilir ama Türkiye'de sesi büyüktür arkadaşlar. Onun için Kızılcahamam'ı kesinlikle kazanmamız lazım. Onun için de yine dediğim gibi aramıza kırgınlık, küskünlük, dargınlık girmemesi lazım. Bu bir hizmet yarışıdır. Herhangi bir isim olabilir. Yani herhalde ya, burada Hasan kardeşimiz de aday olmak için çıktı. İnşallah onun hakkında, bizim hakkımızda, ilçemiz hakkında, ülkemiz hakkında hayırlısı neyse o olsun. Davamızın peşini bırakmayalım. İsimlere takılmayalım arkadaşlar. Benim sizden özellikle istirhamım o. İnşallah bu samimiyete muhtemelen belki çoğunuz basından takip ediyorsunuzdur. 12 Kasım'da aday adaylık müracaatları sona erecek. 16 Kasım veya 18 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. Ankara bazında bütün ilçeler ve merkezle ilgili olarak. Daha sonra da yine muhtemelen diyorum kesin olmamakla beraber 15 Aralık'ta bütün adaylar muhtemelen kesinleşmiş olacak. Ve ondan sonra 3,5 ay gibi bir süre kalıyor. Canla başla hepimiz birlikte beraber çalışacağız. Ve yerelde mikrobazda Kızılcahamam'ı, genelde Ankara'yı, yine genelde de 81 ilde AK Parti bayrağını inşallah göndere dikeceğiz. Bu da hepimizin sayesinde olacak. Allah kazamızı mübarek eylesin. Amin. Davamızı mübarek eylesin. Amin. Allah hepimizi doğrudan ayırmasın. Amin. İyi kötüden, doğru yanlıştan ayırt etmeyi ve iyi ve doğru yönde hareket etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.